Şekildeki sistem ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde x eşittir 1 ise potansiyel üretmez demiş. Değerli arkadaşlarım bir pilde daldırılan metallerin aktiflik farkı ve çözeltilerin derişim farkından dolayı gerilim üretilebilir. Baktığımız zaman daldırılan metaller aynı metaller olduğu için aktiflik farkı yoktur. Bu yüzden pilin gerilim üretebilmesi için derişim farklı olması gerekir. X eşittir 1 ise, X eşittir 1 olursa diğer taraftaki çözelti de 1 molardır. Derişim farkı da olmamış olur. Dolayısıyla pil gerilim üretmez ifadesi doğrudur. İkinci öncülde, X birden büyük ise, ikinci kapta zamanla, Bakır artı iyonları derişimi artar demiş. Arkadaşlarım, derişim pilinde derişimi küçük olan tarafa anot diyeceğiz. X birden büyükse derişimi küçük olan taraf ikinci kabın olduğu taraf olur. Anot burası olur, katot burası olur. İkinci kapta zamanla bakır derişimi artar. Anotun olduğu tarafta yükseltgenme, katotun olduğu tarafta indirgenme olduğu için e, bu ifade doğru olmuş olur. X 1'den küçükse Eğer X 1'den küçükse Değerli arkadaşlarım Derişimi küçük olan tarafa anot diyecektik Derişimi büyük olan tarafa katot diyecektik Birinci kaba saf su eklenirse Pil gerilimi artar Arkadaşlarım Birinci kap anot idi Saf su eklediğimiz zaman Birinci kaptaki derişim azalır İki çözelti arasındaki derişim Farkı arttıkça pil gerilimi artar Bu ifade doğrudur Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olmalıdır. Şekildeki pil sistemi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncül, dış devrede elektron ikinci kaptan birinci kaba doğru akar. Değerli arkadaşlarım, baktığımız zaman daldırılan metaller aynı metaller olduğu için e, aktiflik farkı yoktur. Bu pil derişim farkından dolayı çalışır. Derişimi küçük olan tarafa anot, derişimi büyük olan tarafa katot diyeceğiz. Pilde anottan katota doğru elektron geçişi olur. Bu yüzden e, bu pilde birinci kaptan ikinci kaba doğru ge elektron geçişi olur. Birinci e, öncül yanlıştır. İkinci kaba saf su eklenerek çözelti hacmi 200 mililitre yapılırsa pil çalışmaz. Sevgili arkadaşlarım bu pilde Çözeltilerin derişimi eşit oluncaya kadar gerilim üretir. Çözeltilerin derişimi eşit olduğunda artık pil çalışmayacaktır. İkinci kaba saf su ekleyip çözeltinin hacmini 200 mililitre yaparsak. Şu anda ikinci kaptaki çözeltinin hacmi 100 mililitre. 200 mililitreye çıkardığımız zaman derişim eşittir n bölü v'den bir çözeltinin hacmi iki katına çıkarıldığında mol sayısı sabit olduğu için derişim yarıya inecektir. İkinci kabın derişimi şu anda 0,2 molar. Yarıya inerse 0,1 molar olur. Birinci kaptaki derişim de 0,1 molardı. Derişim eşitlenir. Pil çalışmaz ifadesi doğrudur. Pil şeması, sevgili arkadaşlarım, pil şemasında yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimeleri gösterilir. Şu anda derişimi küçük olan taraf birinci kabın olduğu taraftır. Birinci kapta gümüş iyonları yükseltgenir, ikinci kapta gümüş iyonları indirgenir. Şemaya baktığımız zaman birinci kaptaki tepkimeyi değil, ikinci kaptaki tepkimeyi yazmış. Yani 0,2 molarlık çözeltinin olduğu yerde yükseltgenme olduğu söylenmiş. Bu ifade yanlış olur. Sorumuzun doğru cevabı yalnız ikinci öncül yani A seçeneği olmalıdır. Pil şeması şeklinde olan pilin standart potansiyeli E pil 0.59 volttur. Bu sistem ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül pil potansiyeli 0.59'dan büyüktür demiş. Değerli arkadaşlarım şu bilgiyi bir hatırlayalım. Pil şemasına baktığımız zaman nikelin yükseltgenme bakırın indirgenmesini görüyoruz. Nikel Bakırdan aktif bir metaldir. Çünkü bakır soy metaldir, hidrojenden pasiftir. Nikel hidrojenden aktiftir. Dolayısıyla bir pilde pil gerilimini etkileyen iki faktör vardır. Birincisi metallerin aktifliği, ikincisi ise e, çözeltinin derişimi. Aktif metalin olduğu tarafa anot, pasif metalin olduğu tarafa katot diyeceğiz. Aktif metal nikeldir, anot dedik. Pasif metal bakırdır, katot dedik. İkinci mesele derişimi küçük olan tarafa anot, derişimi büyük olan tarafa katot diyeceğiz. Burada da e, bakır çözeltisinin olduğu yerde derişim 0,5 mol, molar, nikel çözeltisinin olduğu yerde derişim e, 1 molardır. E, buradan da derişimi küçük olduğu tarafa anot, derişimi büyük olduğu tarafa katot dersek. Değerli arkadaşlarım standart pil gerilimi demek aktiflikten üretilen pil gerilimi demektir. Standart pil gerilimi 0.59'dan büyük mü olur? Hayır. Çünkü derişimden dolayı anot ve katot ile aktiflikten dolayı anot ve katot aynı tarafta olmadığı için pil gerilimi standart pil gerilimden küçük olur. Bu ifade yanlış olur. Nikel artı 2 çözeltisine su eklenerek hacmi 2 katına çıkarılırsa pil gerilimi 0.59 volt olur mu? Ona bakalım. Değerli arkadaşlarım zaten aktiflikten dolayı standart pil gerilimi 0.59 olarak verilmiş. E, çözeltinin e, derişimi ile oynanarak e, e, pil gerilimi 0.59 olabilmesi için her iki kaptaki derişimlerin eşit olması gerekir. Nikelin olduğu kaba su ekleyerek hacmi iki katına çıkarırsak hacmi iki katına çıkarılan bir maddenin molar derişimi molarite eşittir mol sayısı bölü hacimden hacim iki katına çıkarırsa molar derişim yarıya iner. 0,1 1 molarlık derişim yarıya inerse 0,5 molar olur. Her iki tarafın molar derişimleri eşit olur. Dolayısıyla derişim farkı olmadığı için aktiflik farkından dolayı pilin gerilimi 0,59 volt olur. Bu ifade doğrudur. Çözelti hacmi sabit kalmak koşuluyla çözünmüş bakır artı iyonu Mol sayısı iki katına çıkarılırsa değil arkadaşlarım çözülmüş bakır artı iki mol sayısı iki katına çıkarılırsa yine aynı formülden hacim sabit mol sayısı iki katına çıkarılırsa çözeltinin derişimi de iki katına çıkarılır. Bu yüzden 0.5 molar olan derişim İki katına çıkarır, çıkarılırsa bir molar olur. Diğer kaptaki derişimde bir molar idi. Molar derişimleri eşitlenmiş olur. Bu yüzden sadece aktiflikten dolayı gerilim üretilir. O da 0.59 volttur. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Şekildeki pil sisteminde elektronlar dış devrede X elektrottan Y elektroda doğru akmaktadır. Pilin başlangıç potansiyeli 1.3 volt olduğuna göre XY pilinin standart pil potansiyeli kaç volttur? Değerli arkadaşlarım soruda elektronların yönünü söylemiş. X'ten Y'ye doğru aktığı söylenmiş. Bir kimyasal pilde elektronlar anottan katota doğru hareket eder. Dolayısıyla X'in olduğu tarafa anot, Y'nin olduğu tarafa katot diyeceğiz. Hemen anot ve katot tepkimelerini yazalım. Anot kabında yükseltgenme, katot kabında indirgenme olacak. Anot kabında x metalleri katısı elektron vererek x artı 2 iyonlarına dönüşecek. Hangi kapta gerçekleşecek bu? 0,1 molarlık x'in olduğu yerde. 2 elektron verdi. Katot kabında ise x'in gönderdiği elektronları alacak olan çözeltideki iyonlardır. Çözeltide Y iyonları var. Y artı 1, 2 elektron e, alacak. 2 ile çarpmamız lazım. Çünkü elektronların eşitliğinden 2 elektron alacak. 2 tane Y katısına dönüşecek. Bu da 1 molarlık kapta gerçekleşecek. Net pil tepkimesini yazdığımız zaman sevgili arkadaşlarım elektronların eşitliğini görüyoruz. X katısı artı 2 tane Y artı 1 iyonu 1 molarlık kapta denge tepkimesi x artı 2 0,1 molarlık çözelti artı 2 tane y katısı. Değerli arkadaşlarım burada hem aktiflik farkı hem de derişim farkı olduğu için Nernst denkleminden bu soruyu çözeriz. Nernst denklemini hatırlayalım. Pil gerilimi eşittir. Standart pil potansiyeli yani aktiflik farkından üretilen gerilim. Eksi bölü n çarpı logaritma k yani net tepkimenin denge sabiti. Bize pil geriliminin 1.3 volt olduğunu söylemiş. Eşittir. Standart pil gerilimini sormuş. Eksi n sevgili arkadaşlarım e, net tepkimede alınan verilen elektronlar. Yani tepkimeye baktığımız zaman yükseltgenmede ve indirgenmede devreden geçen elektron sayısı 2'dir. 0.06 bölü 2 çarpı logaritma k e, denge tepkimesinin denge bağıntısını yazdığımız zaman eşittir. Ürünler bölü girenler diyeceğiz. Katıları almayacağız. 0.1 molar x'in derişimi bölü y'nin derişimi 1 molar. Y'nin karesi tabii ki dengeyi yazdığımız zaman 1'in karesi yine 1'dir. 0.1 10 üzeri eksi 1 olarak düşündüğümüz zaman logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 1. Eksi 1'i e, eksi ile çarptığımız zaman e, artıya dönecektir. 1.3 eşittir. Standart pil gerilimi e, artı oldu. E, 0.06 bölü 2 o da 0.03 olur. Buradan e pili başa çektiğimiz zaman şuraya yazalım. E pili başa çektiğimiz zaman standart pil gerilimi eşittir ee, 1.3 eksi 0.03. O da 1.27 volt olur. Sevgili arkadaşlarım, bu sorunun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki elektrokimyasal pil ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım öncelikle anotun ve katotun olduğu kapları tespit edelim. Daldırılan metallere baktığımızda ikisi de gümüş yani aynı metallerdir. Aktiflik farkı yoktur. Derişim farkından dolayı bu pil çalışır. Derişimi küçük olan tarafa anot, derişimi büyük olan tarafa katot deriz. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Anot kabında gümüş katısı yükseltgenir gümüş artı bir şeklinde bir elektron verir. Hangi kapta gerçekleşir bu? 10 üzeri eksi 2 molarlık derişimin olduğu kapta. Katot kabında ise gümüş iyonları elektron alır. 1 molarlık gümüş iyonlarından bahsediyoruz. Elektron alır. Gümüş katısına dönüşür. Net tepkimeyi yazarsak net tepkime gümüş katısı artı gümüş iyonları 1 molarlık kap denge tepkimesi gümüş artı 1 iyonları 10 üzeri eksi 2 molarlık kap artı gümüş katısı. Sevgili arkadaşlarım bu pilin gerilimini hesaplamak için E pil eşittir. Eksi 0.06 bölü n çarpı logaritma k diyeceğiz. n sayısı e, denkleştirilmiş tepkimede Alınan ya da verilen elektron sayısıdır. Tepkimelere baktığımız zaman en sayısının 1 olduğunu görürüz. Logaritma k, k denge sabitidir. Bu tepkimenin denge sabitini bakalım. Katılarını almayacağız. k eşittir. Ürünlerdeki derişim bölü girenlerdeki derişim. 10 üzeri eksi 2 bölü. Girenlerde 1 molar var. Arkadaşlarım denge sabiti 10 üzeri eksi 2 çıkar. Ee, buradan e, eksi 0.06 bölü 1 çarpı logaritma 10 üzeri eksi 2 işlemi yaptığımız zaman sevgili arkadaşlar 2 çarpı olarak gelir. O da 0.12 volt olur. Bu sorunun ikinci öncülü doğrudur. Sevgili arkadaşlarım birinci kaba saf su eklenirse pil potansiyeli azalır. Birinci kaba su eklersek e, her iki tarafın çözeltilerin derişimlerini birbirine yaklaştırmış oluruz. Çünkü su eklediğimiz zaman birinci kaptaki derişim azalır. İkinci kaptaki derişim zaten küçüktü. E, derişim farkı azaldıkça pil potansiyeli azalır ifadesi doğrudur. Birinci ve ikinci kaptaki gümüş derişimleri eşit olana kadar pil çalışır, bu ifade de doğrudur. Çünkü derişimler eşit olduğunda zaten daldırılan metaller aynı metal olduğu için aktiflik farkı yoktur. Derişim farkı da ortadan kalktığında artık pil çalışmayacaktır. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Pil şeması yukarıda verilen pilin potansiyeli kaç volttur? Sevgili arkadaşlarım pil şemasına baktığımız zaman kromun Yükseltgendiğini, kümüşün indirgendiğini görüyoruz. Anotta aktif olan metal yükseltgenir, katotta pasif olan metalin kabında indirgenme olur. Anot ve katot tepkimelerini yazarsak, anotta krom yükseltgenir, krom katısı, krom artı 3 şeklinde yükseltgenir, 3 elektron verir. Krom kabındaki çözeltinin derişimi 10 üzeri eksi 2 molar verilmiş kromun yükseltgenme yarı pil potansiyelini 0.74 volt olarak vermiş. Katot kabında ise indirgenme olur. Gümüş indirgenir. Elektron sayısını eşitleyerek yazalım. 3 tane gümüş e, kaptaki derişim 1 molar olduğunu görüyoruz. Artı 3 tane elektron 3 tane gümüş katısı gümüşün Yükseltgenme e, yarı pil potansiyeli eksi 0.8 volt olarak verilmiş. Ters çevirdiğimiz zaman indirgenme potansiyeli olur. O da 0.8 volt olur. Bir tepkimeyi herhangi bir kat ile çarpmamız standart pil gerilimini değiştirmez. 0.8 volt. Net pil tepkimesini yazalım ve pilin gerilimini bulalım. Standart pil gerilimini. Krom katısı artı 3 tane gümüş artı iyonları kaç molarlık? 1 molarlık kapta. Denge tepkimesi krom artı 3 iyonları 10 üzeri eksi 2 molarlık kapta artı 3 tane gümüş katısı. İki tepkimeyi topladığımıza göre pil potansiyellerini de toplayacağız. 0.74 artı 0.8 o da eşittir. 1.54 volt. Bu sevgili arkadaşlarım standart pil gerilimi yani aktiflikten kaynaklanan pil gerilimi olur. Ners denkleminde ise E pil eşittir. Standart pil gerilimi eksi 0.06 bölü n çarpı logaritma k. Arkadaşlar az önce standart pil gerilimini bulmuştuk. 1.54 volt idi. 1.54 volt eksi n ee, indirgenme ve yükseltgenme tepkimesinde alınan verilen elektron sayısıdır. Bunun 3 olduğunu görüyoruz. 0.06 bölü 3 çarpı logaritma k hemen k'yı bulalım. Denge sabiti demektir logaritma k. Denge sabiti katıları almadığımız zaman ürünler bölü girenlerin küpü Arkadaşlar girenlerdeki katsayı 3 olduğu için küp diyeceğiz. Yani 10 üzeri eksi 2 bölü 1'in küpü o da eşittir. 10 üzeri eksi 2'dir denge sabitimizin değeri. Yerine yazdığımız zaman sevgili arkadaşlarım 1.54 eksi 0.02 çarpı logaritma 10 üzeri eksi 2. İşlemi yaptığımız zaman eksi 2 ile eksiği e, 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 çarpacağız. Artı olacak. E, 0. E, 2 ile 0.2 ile çarptık. 0.04 e, topladığımız zaman 1. E, 58 volt olur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur. Yukarıdaki pil sisteminin gerilimini sıfır yapmak için işlemlerinden hangileri sabit sıcaklıkta uygulanabilir? Değerli arkadaşlarım, bir pilin geriliminin sıfır olabilmesi için daldırılan metallerin aynı, çözeltideki derişimlerin de aynı olması gerekir. Baktığımız zaman daldırılan metaller aynı, kurşun daldırılmış. Çözeltilerin derişimlerine baktığımız zaman 1 molarlık derişim, 0,1 molarlık derişim. Derişimi küçük olan tarafa anot, derişimi büyük olan tarafa katot deriz. E, pilin çalışmaması için bu iki derişimin eşitliğinin sağlanması gerekir. Birinci öncül, birinci kaptaki kurşun artı 2 iyonlarının 0,09 molünü çöktürecek kadar NaCl katısı eklemek demiş. Sevgili arkadaşlarım, molarite eşitti, n bölü v idi mol sayısı bölü çözeltinin hacmi. Birinci kaptaki derişim 1 molar. Mol sayısını bulalım. Hacim 100 mililitre yani 0,1 litre. Buradan mol sayısı eşittir. 0,1 mol eder. Biz 0,1 molün 0,09'unu çöktürürsek 0,09'unu çöktürdük. Geriye 0,01 mol Kaldı. Derişimdeki formülde yerine yazarsak 0.01 bölü çözeltinin hacmi değişmedi. 100 mililitre o da eşittir 0.1 molar olur. Yani birinci öncüldeki değişimi yaptığımız zaman kaptaki çözeltinin derişimi 0.1 molara düşer. İkinci kaptaki çözelti de 0.1 molardı. Derişim eşitlendi. Derişim farkı kalmadığı için pil çalışmayacaktır. İkinci kaptaki çözeltinin hacmi 10 mililitre olana kadar suyunu buharlaştırmak. Sevgili arkadaşlarım, ikinci kaptaki çözeltinin hacmini 10 mililitreye düşürdüğümüz zaman 100 mililitreden 10 mililitreye düşürdük. Yani hacmini onda birine indirdik. E, mol sayısı sabit kaldığı için yine aynı formülden hacmi onda birine düşürülen bir közeltinin derişimi 10 katına çıkar. 0,1 molarlık derişim 10 katına çıkarsa 1 molar olur. Birinci kaptaki derişim de 1 molardı. Derişimler eşitlendi. Pil çalışmaz. İkinci kaba 1 molar 100 mililitre kurşun 2 nitrat çözeltisi eklemek. Sevgili arkadaşlarım İkinci kaba bir molarlık bir çözelti eklediğimiz zaman kaptaki çözeltinin derişimi 0-1 molar. Bir molarlık bir çözeltinin hacmi ne olursa olsun son çözeltinin derişimi 1 molar olmamış olur. Birden daha düşük bir derişim elde ederiz. Bu yüzden her iki kaptaki çözeltilerin derişimlerini eşitleyememiş oluruz. Üçüncü öncülde pil çalışmaya devam eder. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki elektrokimyasal pil ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Sevgili arkadaşlarım, öncelikle e, pilde anot ve katot taraflarını tespit edelim. Aktif metalin olduğu tarafa anot, pasif metalin olduğu tarafa katot diyeceğiz. Manganın ve Gümüşün yükseltgenme değerlerine baktığımız zaman manganın yükseltgenme değerinin daha büyük olduğunu görürüz. Mangan tarafına anot, gümüşün olduğu tarafa katot diyeceğiz. Anot kabında her zaman yükseltgenme, katot kabında indirgenme olacaktır. Mangan anot kabında mangan, mangan artı iki şeklinde yükseltgenecek. E, manganın yükseltgenme yarı pil potansiyeli... 1.18 volttur. 1.18 volttur. Katot kabında ise çözeltideki katyon elektron alacak. Çözeltide hidrojen katyonu var. Elektronları aldı. Hidrojen gazına dönüşecek. Hidrojenin yükseltgenmesi de indirgenmesi de 0 volttur. Sevgili arkadaşlar. Ee, Pil şeması manganın yükseltgenmesi hidrojenin indirgenmesi şeklinde verilmiş bu ifade doğrudur. Arkadaşlarım hemen şu bilgiyi de hatırlayalım. Ee, anot kabındaki e, elektrodun kütlesi zamanla çözeltiye geçeceği için azalır. Katot kabındaki elektrodun kütlesi genellikle artar diyoruz. Ancak burada katot tepkimesi hidrojen iyonlarının hidrojen gazı şeklinde e, indirgenme tepkimesidir. Yani e, katot elektrodun üzerine toplanacak bir katı oluşmayacaktır. Hidrojen gaz olarak ortamı terk edecektir. Bu yüzden katot kabındaki katot elektrodun kütlesi artmayacaktır. D Seçeneğine baktığımız zaman gümüş elektrodun kütlesinin artacağı söylenmiş. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği oldu. Şekildeki elektrokimyasal pil çalışırken demir artı +2 iyon derişimi 0.1 molara düştüğü anda yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlarım, birinci kapta demir iyonları 0.2 molardan 0.1 molara düştüğü söylenmiş. Demek ki birinci kapta indirgenme olmuştur. Birinci kaba katot, ikinci kaba anot diyeceğiz. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Önce anot tepkimesini yazarsak, anotta çinko metalleri yükseltgenerek çinko artı 2 şeklinde 2 elektron vererek yükseltgenecektir. Katot kabında ise demir artı iki iyonları elektron alarak demir katısına dönüşecektir. Sevgili arkadaşlarım 0,2 molardan 0,1 molara düştüğü anda 0,1 molarlık bir azalmadan bahsedebiliriz. Molarite eşittir n bölü v'den mol sayısı eşittir molarite çarpı hacim değişim ne kadar 0,1 molar Çözeltinin hacmi 100 mililitre yani 0,1 litre. Demek ki demirin mol sayısı 0,01 mol azalmış. Tepkime de arkadaşlar demir iyonlarının azalan miktarına 0,01 mol yazarsak denklemin kat sayısından elektronun 0,02 mol olduğunu görürüz. Birinci öncülde demiş ki demir elektrot kütlesi 0,56 gram artar demiş. Hemen... Demir katısına dönüş, dönüştürelim. 1'e bir demir oluştuğuna göre 0.01 mol demir iyonu 0.01 mol demir katısına dönüşür. Demirin 1 molü 56 gram, 0.01 molü kaç gram eder? 0.56 gram eder. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Demir elektrottan çinko elektroda doğru 0.02 mol elektron dış devreden geçmiştir. Değerli arkadaşlarım az önce elektronun miktarını zaten 0.02 mol bulmuştuk. Bu ifade doğru bir ifadedir. Çinko elektrot kütlesi 0.65 gram azalmıştır. Anot kabında çinkonun çözündüğünü söylemiştik. Devreden geçen elektronun miktarı 0.02 mol idi. Katsaya baktığımız zaman 2'ye 1 oranından çinkonun 0.01 mol iyon olarak oluştuğunu yine aynı katsaydan 0.01 mol çinko katısının çözündüğünü görürüz. Çinkonun 1 molü 65 gram olduğuna göre 0.01 molü 0.65 gramdır. Üçüncü öncül de doğrudur. Bu sorunun doğru cevabı E seçeneği. Şekildeki kapta belirtilen katyonların bulunduğu çözeltiye çinko ve demir metal çubukları batırılıyor. Sistemdeki maddelerin indirgenme yarı pil potansiyelleri aşağıdaki gibidir. Buna göre kapta aşağıdaki tepkimelerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez. Değerli arkadaşlarım, bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için metalik halde bulunan elementin çözeltideki iyon halde bulunan elementten aktif olması, elektron verme isteğinin büyük olması gerekir. Şu şekle baktığımız zaman daldırılan metaller çinko ve demir. Çinko ve demirin yükseltgenme ihtimali var. Kimlerin indirgenme ihtimali var? Çözeltideki iyonların yani manganın, hidrojenin ve gümüşün. Öncüllere baktığımız zaman, seçeneklere baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım, çinko metalik halde yükseltgenebilir. Gümüşten elektron verme isteği büyükse bu tepkime gerçekleşir. Çinkonun yükseltgenme eğilimi 0.76 volt. Gümüşün e, yükseltgenme, yükseltgenme eğilimi eksi 0.8 volt. Bu tepkime gerçekleşebilir. Demirin yükseltgenme eğilimi baktığımız zaman 0.44 44 volt. Hidrojeninki 0. Demir daha aktiftir. Bu tepkime gerçekleşebilir. C seçeneğine baktığımız zaman böyle bir tepkimenin gerçekleşme ihtimali yoktur. Çünkü kapta mangan metali yoktur. Nötr halde mangan yok, Daldırılan metallerden birisi mangan değildir. Bu yüzden manganın yükseltgenme ihtimali yoktur. Bu soruda doğru cevap C seçeneği olmalıdır.